Bugün süt bidonunda boğulan bir sihirbazdan, hızlanan bir arabanın altında kalan bir sihirbazdan, kendi sihir numarası sırasında vurulan sihirbazlardan ve çok daha fazlasından bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Jilet yutan dişçi. Bir sihirbazın uzmanlık eksikliği her zaman bir risktir. Özellikle de büyük bir numara yapmaya çalıştıklarında. Doktor Vivian Hensley de deneyimsizliği sebebiyle kendi anlayışsızlığı yüzünden öldü. Sihirle uğraşan bu 43 yaşındaki dişçinin hikayesini dinlemek bile acı verici. Doktor Hensley çocuğunun gözleri önünce paslı jileti yutmak olarak adlandırdığı bir sihir performansını gerçekleştirdi. Bir gün jileti koluna saklamak yerine boğazına düşürmek gibi ölümcül bir hata yaptı. Bir diş hekimi olarak ağzına yiyecek olmayan maddelerin sokmaması gerektiğini bilmeliydi ama dikkatsiz davrandığı için jileti yutarak acı verici bir şekilde öldü. Karısı kliniğe giderken kanı emsin diye ona pamuk yumağı çiğnetti. Bir dizi röntgene ve birkaç ameliyata rağmen doktorlar jileti bulamadı ve Hensley 4 gün sonra öldü. Hızlanan bir arabanın altında kalan sihirbaz. Charles Rowan deli gömleğinden kurtulmak, hızlı arabaların yolundan son anda kaçmak ve büyük kırık cam yığınlarına atlamak gibi ekstrem numaralarıyla tanınan Güney Afrikalı bir sihirbazdı. Konunun nereye varacağını tahmin etmişsinizdir. 1930'da çok riskli bir performans sergilemek istedi ve hızla kendine yaklaşan bir arabanın yolunda durarak deli gömleğinden çıkmaya çalıştı. Pek çok insan onun deli gömleğinden kurtulmaya çalışmasını izledi ama gördükleri son şey tökezleyip düşen adamın saatte 70 km hızla giden araba tarafından ezilmesi oldu. Bu korkunç olayda neredeyse bacağı kopuyordu. Oracıkta ölürken Charles olayın tüm sorumluluğunu üstlendi ve sürücüyü affetti. Kendi mezarını kazan sihirbaz. İnanılmaz Joe olarak da bilinen Joseph W. Bruce, büyük bir yanılsama eylemi gerçekleştirmeye çalışırken korkunç bir ölümle yüzleşti. Joe, plastik cam bir tabutun içine zincirlenerek canlı canlı gömülmek istedi. Nedense hiç kimse Joseph'in bunun gerçekten başarılması imkansız bir gösteri olduğuna, tabuttan çıkmak için bir tür yanılsama hazırlaması gerektiğine ikna etmeye çalışmadı. Asistanlar onu 7 ton toprak ve betonla kapladı. İşlerini neredeyse bitirmişlerdi ki üstüne attıkları toprak ve beton 45 santim çöktü. Birkaç dakikalık kazıdan sonra ezilmiş olarak bulundu. Plastik tabutunun parçalandığı anda Houdini'yi aşma hayali de paramparça olmuştu. Cadılar Bayramı arifesinde ve Houdini'nin ölüm yıl dönümünde Joseph kendi çocuklarının gözleri önünde girdiği tabutun içinde diri diri ezildi. Sihirbazı pervasız olmasıyla suçlayabilirsiniz. Ancak bu insanların amacının halkı memnun etmek olduğunu unutmayın. Halk tehlike görmek istiyorsa kararlı bir sihirbaz da onlara tehlikeli gösteriler sunar. Gönüllü tarafından öldürülen sihirbaz. Çok sevilen mermi yakalama hilesi birçok cesur sihirbaz tarafından gerçekleştirilmiştir. Sihirbazlar bu numarayı başarıyla gerçekleştirince halk arasından birçok şüpheci çıkar. Bu yüzden numarayı dışarıdan gönüllü birine eklemek bazen geri tepebilir. Sihirbazı senkronize olan akıllı bir gönüllü gösteriye katkıda bulunabilirken sihirbazın sırlarına değer vermeyen bir alaycı sırrı açığa çıkarabilir ve tüm atmosferi öldürebilir. Ne yazık ki Arnold Buck silahı kurşun doldurması için böyle belalı bir gönüllü seçti. Aslında kurşun boştu ama gönüllü izleyici namluya bir avuç çivi koydu ve sihirbazı vurdu. Süt bidonundan çıkmaya çalışan sihirbaz. Amerikalı sihirbaz Genesta su varillerinden çıkmayı seviyordu. Bu numarayı 1908'de yapan Houdini'den almıştı. Sihirbazın süt ve su veya tutkalla dolu bir kabın içine kilitlendiği ve boğulmadan önce dışarı çıkmaya çalıştığı basit bir numarası vardı. Eğlenceli bir numaraydı. Fikir oldukça ilgi çekici ama basit geliyor değil mi? Ne yazık ki sihirbaz bidondan çıkmayı başaramadı. Gösteriye dakikalar kala bidon yere düşmüş, bu da gizli kaçış kapağına zarar vermiş ve çalışmaz hale gelmişti. Sahne görevlileri bir şeylerin yanlış olduğunu fark edince perde kapandı ve yardımcıları hemen sihirbazı çıkardı ama adam çoktan boğulmuştu. Hikaye burada bitse keşke ama onun ölümü diğer sihirbazları ve kaçış sanatçılarını aynı numarayı denemeye yönlendirdi. Çelik dişli adam. Bir mermiyi dişlerle yakalamak kulağa cüretkar geliyor değil mi? Bu Biella için büyük bir mesele değildi. Çünkü bu numarayı 3000'den fazla kez yapmıştı. Sadece yeteneğine değil, aynı zamanda gizli bir silaha da atfedilen bir numaraydı bu. Takma dişlerinin altında bir dizi çelik diş vardı. Çelik eldiven giyerek 3 camın arkasından ağzına ateş edilmeden önce elleriyle bir huni yapardı. Neticede bu kurşunları yakalamanın uzun vadeli etkilerinden biri dolaşım güçlüğü çekmesiydi ve bu rahatsızlık ölümüne sebep oldu. 1975'te bir gösteriden sonra dağlarda yürüyüşe çıktı. Bir uçurumun kenarında durdu ve önündeki tepelerin güzelliğini izlerken bayıldı ve uçurumdan düşüp öldü.
mermi atışları. El ve ağız kullanarak mermi yakalamak bir insan için mümkün mü? Yüzyıllar boyunca izleyicileri bunun gerçek olduğuna ikna ettiler. 1800'lerde tanınmış bir çift Avrupa'yı dolaşıyordu. Delinskiler olarak tanınıyorlardı. Madame Delinsky bir idam mangasıyla gösterişli bir şovdan sonra tüm mermileri yakalamış ve yaralanmadan gösteriyi bitirmişti. Devamında gelecek hikayeyi anlatmak için bu numaranın sırlarını açığa çıkarmamız gerekiyor. İkili gösteriden önce askerlere ödeme yapıyordu. Askerler de bunun karşılığında silaha kuru sıkı mermi dolduruyordu. Yani silah sesi çıkıyordu ama mermi ateşlenmiyordu. Madame Delinsky daha sonra insanlara giysilerine sakladığı altı mermiyi avucunda tutup insanlara gösteriyordu. Bir gün Almanya'da yaptıkları bir performansta önceden mermilerinin kuru sıkı mermilerle değiştirilmesi gerektiği söylense de askerlerden biri gerginlikten silahı normal kurşun doldurdu. Atış Madame Delinsky'nin karnına isabet ettiğinde seyircilerin çoğu bayıldı. Delinsky iki gün sonra öldü. Bu yeterince korkunç değilmiş gibi kadın aynı zamanda hamileydi ve bebek de onunla birlikte öldü. Başarısız bir dünya rekoru. Bir sihirbaz en uzun süre canlı gömülüp sağ kalan kişi rekorunu kırmak isterken öldü. İronik değil mi? 2012 baharında Janaka isimli sihirbaz ailesini ikna edip 3 metre derinliğindeki bir deliğe girdikten sonra üstüne toprak ve odun attırdı. Janaka'nın eğitimli bir sihirbaz olmadığını unutmayın. Çoğu sihirbaz numaraları bir illüzyondur. Aslında insanları kandırırlar ama burada durum tam olarak böyle değildi. Yiyecek, su veya hava olmadan 7 saat gömülü kaldı. Onu çıkardıklarında çoktan ölmüştü. Böyle trajik bir şekilde ölmeyi hayal edebiliyor musunuz? Sizi gerçekten öldürebilecek bir şey için dünya rekoru kırmaya çalışmak. Eğer bunu izleyen biri diri diri gömülmek suretiyle rekor kırma hayalleri kuruyorsa hemen ekleyelim. Guinness Rekorlar kitabı diri diri gömülmeyi meşru bir başarı olarak kabul etmiyor. Çünkü bu Guinness için bile çok riskli. Patlama. Balabrig olarak da bilinen John Miller 19. yüzyılda sihirli şovlarıyla epey ün kazanmaya başlamıştı. Harry Houdini ile bir gece şovunu başlayan Miller en iyi sihirbazlardan biri olma yolunda ilerliyordu. Ta ki o talihsiz numaraya dek kendi başına performans sergilemeye çalışan Miller, Güve ve Alev adlı bir numaraya hazırlandıktan sonra Brezilya'da turneye çıktı. Gösteride 6 kadın Güve gibi Alev'e doğru yaklaşıp sonra gözden kayboluyordu. Bu numarayı yapmak için önemli miktarda gaza ihtiyaç vardı ama bunları Güney Amerika'da bulamayan Miller asetilen gazı torbaları aldı. Sahneyi kurarken bir tanesi patladı. Büyücüyü ve asistan tamamen havaya uçtu. Miller hayalindeki kadar büyük bir sihirbaz olamadan öldü. Viyana Gölü'ndeki trajedi. Başka bir ekstrem kaçış şovu var sırada. 7 Temmuz 1984'te 23 yaşındaki sihirbaz Jeff Ribon Hopper o günün ilerleyen saatlerinde Viyana Gölü'nde gerçekleştirmeyi planladığı bir kaçış numarasına hazırlandı. Göle daldıktan sonra kelepçelerinden kurtulacaktı. Hopper sahile yaklaşık 100 metre mesafedeki göle daldı ve hem kelepçelerden hem de zincirlerden kurtulmayı başardı. Ama kabusu daha yeni başlıyordu. Jeff göle dalmak için çok berbat bir gün seçmişti. Hava aşırı rüzgarlıydı. Bu da kıyıya geri dönmesini imkansız hale getirdi. Yardım istemeye çalıştı ama asistanı onu duymadı. Trajik bir şekilde sadece 2 metre derinlikteki suda boğularak öldü. Ünlü numara sırasında kendini vuran sihirbaz. Amerikalı bir sihirbaz olan William Ellsworth Robinson, Çinli bir sihirbaz gibi davranıyordu ve en çok sahne adı olan Shung Li Suo ismiyle biliniyordu. Bu haliyle oryantal ve gizemli bir sihirbaz gibi ilgi çekiyordu. Boksörler tarafından ölüme mahkum edildiği isimli şovu en ünlü performansıydı. Evet, bu yine şu meşhur mermi yakalama şovunun farklı bir versiyonu. Tüfekler asistanlar tarafından dolduruldu. Ateş emri verilirken iki el ateş sesi duyulurdu. Bir gün Shung Li Suo mermileri yakalamak yerine sahnede yere kapaklandı. Önceki gösteriden sonra tüfek temizlenmediği için namluda barut toplanmış ve ölümüne sebep olmuştu. O güne kadar gösterisine özgünlük katmak için uydurma bir Çince ile sahne alan sihirbaz, vurulduktan sonra kendi gerçek aksanıyla İngilizce konuştu. En büyük illüzyonu ölüm olan sihirbaz. Hayatı ölümden ayıran perde gerçekten incedir. Bu iç karartıcı gerçek, dünya çapında tanınan illüzyonist Büyük Lafayette'nin korkunç ölümüyle bir kez daha hatırlandı. Bir gösterisi sırasında Lafayette seyirciyi selamlarken sahne ışıklarından biri yanmaya başladı. Yangını şovun bir parçası olarak gören kalabalık oturmaya devam etti. Ancak orkestra milli marşı çalmaya başladığında yangının gerçek olduğunu fark edip kaçtılar. Lafayette de ilk başta yangından kaçtı ancak atını kurtarmak için ölümü göze alarak geri döndü. Korkunç yangından çıkan dumandan boğularak gösterisinin ortasında hayatını kaybetti.